merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Güzel Malatya'mıza hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk efendim tekrar. Ben röportajımı öncelikle Osman Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim efendim. Osman Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Osman Ergül 1990 doğumlu. Malatya doğumludur. Evet. Kendim sektörle 2011'de üniversite hayatıyla tanıştım. Evet. Biraz bizim için de şans oldu. Bu süreçten sonra bu bölüm olarak Mimarlık Fakültesi ve İç Mimarlık mezunu olarak bu bölümde devam ettik ve güzel bir şeyler yaşamaya başladık. Sektörümüzde de bazı açıklıkları görmeye başladık. Belli bir süre boyunca başka firmalarda çalışarak hayatımızı devam ettirdik. En sonunda kendi ofisimizi kurarak Malatya'da hizmet vermeye başladık. Evet, o zaman biraz burayı tanımak istiyorum ben. Evet. Burayı kaç yılında kurduk? Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar, neler yapıyoruz? Şu an şöyle söyleyeyim, Malatya'da genel anlamda iç mimari olarak çok kısıtlı bir sayı vardı. Yani bu hizmeti verebilen insan sayısı çok azdı. Biz bu açıklığı gördükten sonra zaten meslek olarak bu işi kendimiz nasıl yapabiliriz diye bir adım attık. İlk başta ofis olarak başladık biz bu çalışmalarımıza. Daha sonra şu anki görünümde mutfak, mobilya üretimi ve aynı zamanda aksesuar ürünleri temin etmeye başladık. Ya proje bazlı değil mi çalışıyorsunuz? Kesinlikle, biz tamamen proje bazlı çalışırız. Bunun üzerine temin edilecek mobilyalarda kendi üretimimiz, kendi tasarımımızı kullanırız. Aksesuarlarda da müşterilerimize kendi ürünlerimiz, hepsi teker teker Avrupa'yı mallar olarak, ithal mallar olarak sunum yaparız. Bunların üzerinden çalışmamızı devam ettiririz. Evet, ama hizmet sektörü yine de zor bir sektördür. Kesinlikle. Yani yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Kesinlikle. Sizin olmazsa olmazlarınız ne? Yani kriterler vardır mutlaka kendi adınıza. Şöyle söyleyeyim, şimdi bizim meslek birazcık daha detaycı bir meslek. Yani biz her şeyin açıkçası kör noktasını görmek zorundayız. Yani insanlar şimdi bir dekorasyoncu ile iç mimar arasındaki farkı ayırt edebilmesi için biz bunları teker teker sunumlarla, mekan olgularıyla, yaşanabilir alanlarla yaşatmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de bu anlamda bizi tercih etmeye çalışıyor. Biz de bu sektörden memnunuz. Malatya'da da bu sektörün önü açık olan bir sektör. Evet. İş hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz. Evet, ama insanlar da buna rağmen bazen bilinçsiz de var. Hatta uygun fiyat politikası böyle düşünüyor. Kesinlikle. Bizde bir algı. Maalesef yaşıyorsunuz siz de, çünkü işin içerisinde, piyasadasınız. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl anlayabiliriz özellikle daha sonradan mağdur olmamak adına? Şöyle söyleyeyim, şimdi iç mimarlığın amacı aslında şudur. Müşterilerimiz bize genellikle şunları tercih ederler. Çok uygun fiyatlara çok güzel şeyler çıkartalım diye. Bunlar dekorasyoncuların yapabileceği iş değildir tabii ki. İç mimarların bunları ayarlayabilmesi gerekmektedir. Bu yüzden biz müşterilerimize bazı sunumlarda müşterimizin ilk önce neleri beğendiğini, hangi renklerden hoşlandığını, hangi ortamlarda daha rahat hissedebildiğini çözümlemek durumundayız. Belli bir süreçlerden sonra projemize bu şekilde başlıyoruz. Evet, ama bence yani başarınızın sırlarından bir tanesi severek yapıyorsunuz işinizi. Kesinlikle. Hani yaşıyorsunuz burayı. Kesinlikle öyle. Yani fakülte olarak okuduğumuz hayat boyunca biz okulumuzdan çok açıkçası öğrencilik hayatı diyelim buna. Öğrencilik hayatı boyunca sürekli şundaydık, yani bu böyle gitmez, öğrencilik bu şekilde olmaz, işte hocalar bizi çok yorar, şunlar böyle olur diye. Evet. Ama şimdiki hayatımıza baktığımız zaman zevk alarak yapıyoruz. Çünkü mutlu olan insanları görmekteyiz. Onların mutluluğu da sizi mutlu ediyordur ama. Kesinlikle. Hani bu iş parayla pulla ölçülebilecek değerler değil. Değil, kesinlikle değil. Tabii yaptığımız işte bir ücret var. Mutlaka, o ayrı bir konu. Bunun karşılığını aldıktan sonraki mutluluk o ücretten daha güzel bir şey. Kesinlikle. Evet. Bir de kalite de ucuz alınmaz. Böyle bir gerçek var. Kesinlikle. Bunu öyle. Tüketici olarak da anlamak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz eğer ki bir şeyler feragat ediyorsak bu mekan olgusunu biz yaşatamıyoruz anlamına gelmektedir. Mekan olgusunu yaşatamadıktan sonra, o insanlar orada huzuru bulamadıktan ve mutlu olamadıktan sonra bizim yapabileceğimiz başka hiçbir şey kalmıyor. Bizim amacımız orada mutluluğu sağlamaktır. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman irili ufaklı bazı sıkıntılar var. Sektörün sıkıntıları neler ve sizce neler olmalı?
Şimdi şöyle söyleyeyim, iç mimarlığın en büyük sıkıntıları var. Bu devlet tabanlı olan bir şey. Genellikle fakültelerin hepsinde mimarlık fakültesi adı altında imza yetkileri bulunur. Ama bizde iç mimarlık fakültesinin bir imza yetkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden dolayı çektiğimiz bayağı bir sıkıntılar oluşuyor. Ama sektör genellikle farklı kesimlere hitap ettiği için bu biraz açığı kapatmış durumda. Evet. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Yani genelde bu bölgeyle mi yoksa çeşitli yerler var mı? Ağırlıklı olarak Malatya ve civarında çalışıyoruz. Ama dış projelerimizde de ayrı bir ekiple, ayrı bir şekilde, profesyonel bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Ama genelliğimiz şu anda Malatya ve çevresel illeri. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz Osman Bey? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Şöyle söyleyeyim. Dışarıda çalışmak, yani başka bir firmada çalışmak çok daha farklı. Çünkü kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz ve bazı işler oturmuş durumda. Siz orada direkt oturmuş bir firmada çalışmaya başlıyorsunuz. Hazır yapıya gidiyorsunuz aynen, aslında. Aynen, hazır da çalışmış oluyorsunuz. Ama şimdi kendi yerinizi açtığınız zaman belli bir tanıtım süreciniz var. İnsanlar size kolay kolay inanmıyorlar. Bunlar yavaş yavaş proje bazlı baktığımız zaman çıkan projelerden, zaten görünen şeylerden artık insanlar size güvenmeye, inanmaya ve bazı şeylerde artık konu hakkında sizden detaylı şekilde soru cevap şeklinde öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda da zaten işlerimiz devam ediyor. Evet, biz bir hedefleriniz yolunda başarılar dilerim sizlere efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, buraya gelen misafirlerinize, müşterilerinize, Malatya'ya, evet, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alalım, röportajımızı sonlandıralım. Şöyle söyleyeyim, Malatya'mız güzel bir ildir. Herkesi bekliyoruz. Yolu düşen herkesi de çay içmeye davet ediyoruz. Evet. Ticaret değil her şey. Tabii, her şey, her şey değil. Ticaret değil. Çay içmeye de bekleriz, yemek yemeye de bekleriz. Kahveye de bekleriz. Kahveye de bekleriz. Evet. Aynen öyle. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar.